6. ünite hak kavramı ve hakkın türleri Soru 1 Maddi mallar üzerindeki haklara ne ad verilir? Fikri hak Ayni hak Telif hakkı Nispi hak Siyasal hak Soru 2 Eşyayı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi veren hakka ne ad verilir? İntifa hakkı. Mutlak hak. Nispi hak. Fikri hak. Siyasal hak. Soru 3. Birbiriyle ilişkide bulunan iki taraf arasında söz konusu olan ancak belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne denir? Mutlak hak. Fikri hak. Nispi hak. Siyasal hak. Aynı hak. Soru 4. Aşağıdaki haklardan hangisi tek taraflı yanlı irade açıklamasıyla bir hukuksal durum meydana getirir? Kurucu yenilik doğuran haklar. Fikri hak. Siyasal hak. Pozitif hak. Negatif hak. Soru 5. Kullanılmalarıyla hak sahibinin hukuksal durumunda ve hukuk ileminde herhangi bir değişiklik yapma amacı taşımayan haklara ne ad verilir? Kurucu yenilik doğuran haklar. Fikri haklar. Alelade haklar. Aktif haklar. Siyasal haklar. Soru 6. İnşai ne anlama gelir? mutlak, kurucu, nispi, alelade, ehliyet. Soru 7. Aşağıdaki haklardan hangisi mirasçılara geçmez? Manevi tazminat talep hakkı. Aynı hak. Alacak hakkı. Maddi tazminat talep hakkı. Fikri hak. Soru 8. Aşağıdaki haklardan hangisi parayla ölçülemez? Fikri hak. Ayni hak. Kişilik hakkı. Maddi tazminat talep hakkı. Patent hakkı. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi fikri haklara örnek değildir? Arazi Patent Ticaret unvanı İşletme adı Faydalı eser Soru 10 Aşağıdaki haklardan hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir? Yargısal yoldan erginliğe karar verilmesini isteme hakkı. Adın değiştirilmesi talebi. Nişanın bozulmasından dolayı manevi tazminat davası açma hakkı. Derneğe üye olma ve ayrılma hakkı. Mülkiyet hakkı. 7. ünite hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem, hakların kazanılması ve kaybedilmesi. Soru 1. Hukukun kendisine sonuç bağladığı olaylara ne ad verilir? Hukuki olay. Hukuki işlem. İdari işlem. Sözleşme. Tek taraflı işlem. Soru 2. Çiftçinin bahçesinde ürettiği meyveleri götürüp pazarda satması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? Hukuki işlem. İdari işlem. Hukuka uygun fiil. Hukuka aykırı fiil. Haksız fiil. Soru 3. Kusura dayanmayan sorumluluğa ne ad verilir? Suç Objektif nesnel sorumluluk. Sübjektif öznel sorumluluk. İdari sorumluluk. Hata. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi objektif, nesnel sorumluluğa örnektir? Birinin otomobiline zarar vermek. Birine hakaret etmek. Birini yaralamak. Borcunu zamanında ödememek. Bir binanın iyi korunmamasından dolayı malikinin sorumluluğu. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir işlem değildir? Vasiyetname. Bağışlama. Vakıf kurma. Mirasın reddi. Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme sözcüğünün eş anlamlısıdır? Akit, ikit, icap, kabul, irade. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir? Satım sözleşmesi. Bağışlama sözleşmesi. Eser sözleşmesi. Vekalet sözleşmesi. Taşıma sözleşmesi. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi karara bir örnektir? Sendika genel kurulunda genel kurul üyeleri tarafından alınan çözümler. Bir kişinin bir taşıma şirketiyle bir taşıma sözleşmesi yapması. Bir kişinin bankadan kredi alması. Bir kişinin bir otomobil alması. Bir kişinin evini boyatmak üzere bir boyacıyla anlaşması. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı bir tasarruftur? Vakıf kurmak. Vasiyetname. Taşıma sözleşmesi. Taahhütname. Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi sağlar arası bir işlem değildir? Satım sözleşmesi. Ödünç sözleşmesi. Evlenme sözleşmesi. Hasiyetname Bağışlama